Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey ile kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir soruyla başlayalım. Osman Bey'in unvanı nedir? Osman Bey tarafından kullanılan unvan arkadaşlar Fahrüddin'dir. Osman Bey zamanında 1302 yılında Bizanslılarla Koyunhisar Savaşı yapılmıştır. Koyunhisar Savaşımızın diğer ismi Bafeyon Savaşı'dır. Bu savaşın özelliği Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan İlk savaş olduğu için bizim için önemlidir arkadaşlar. Osmanlı'da alınan ilk verginin ismi bacıdır arkadaşlar. Bac vergisi pazarcılardan alınmaktadır. Daha sonra ilk kadı atanmıştır. Kadımızın ismi Dursun Faki. Daha sonra ilk defa delik toprakları dağıtılmaya başlanmıştır. Kısaca şimdi Osman Bey dönemini şöyle bir toparlayalım. Kullandığı unvan Fahrüddin. Bizans ile yapılan ilk savaşımız 1302 Koyunhisar Savaşı arkadaşlar. Peki bu dönemde Osmanlı Devleti alınan ilk verginin ismi Bac. İlk atanan kadı Dursun Faki. İlk defa dilik topraklar kimin zamanında dağıtılmıştır? Osman Bey zamanında arkadaşlar. Orhan Bey ile devam edelim arkadaşlar. 1326 yılında Osman Bey tarafından alınmaya çalışılıp alınamayıp Orhan Bey zamanında alınan Bursa alınmıştır arkadaşlar ve başkent yapılmıştır. Orhan Bey'in unvanı İhtiyarüddin'dir. Manası ise dinin ihtiyar korucusu anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bizans ile 1329 yılında Palenokon, diğer ismiyle Maltepe Savaşı yapılmıştır ve İznik alınarak başkent yapılıyor arkadaşlar. Anadolu'da ilk olarak Osmanlı Devleti'ne katılan beyliğimiz, Türk beyliğimiz Karasoğulları'dır arkadaşlar. 1345 yılında alınıyor. Karasoğulları ile ilgili bilmemiz gereken 3 tane önemli özellik var. Alınan ilk Türk beyliğidir. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan ilk adımdır ve Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetleri Karasoğulları Beyliği'nin alınmasıyla başlamıştır. Bakın tekrar söylüyorum. 1345'te Karasoğulları Beyliği alınarak Anadolu'da alınan ilk Türk beyliğidir. Daha sonra Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılan ilk adımdır ve Osmanlı Devleti'nde Karasoğulları Beyliği alınarak denizcilik faaliyetleri başlamıştır arkadaşlar. Daha sonra Çimpe Kalesi alınıyor. Çimpe Kalesi'nin alınması bizim için önemlidir. Çünkü Rumeli'deki ilk toprağımız Çimpe Kalesi'dir. Ve Çimpe Kalesi'nin alınması ile Rumeli'ye geçiş sağlanmıştır arkadaşlar. İbni Batuta Orhan Bey için Türkmen beylerinin en ulusudur demiştir arkadaşlar. Özellikle bu söze dikkat edelim. Çünkü ÖSYM sözü vererek hangi beyden veya bu söz kime aittir diye de sorabilir. Tekrar edelim o zaman. Türkmen beylerinin en ulusudur diyerek İbni Batuta kimden bahsetmiştir? Orhan Bey'den bahsetmiştir arkadaşlar. Orhan Bey zamanında ilk defa tersane açılmıştır Karamürsel'de. İlk sarayı yapılmıştır Osmanlı Devleti'nin Bey Sarayı. İlk müderris ataması yapılmıştır. İlk müderrisimiz Davud-u Kayseri'dir. İlk cami yapılmıştır Hacı Özbek Camii. Rumeli'ye geçilmiştir. Orhan Bey zamanında gümüş para bastırıldı. İlk defa divan kuruldu. İlk defa vezir atandı arkadaşlar. Bu vezirimizin ismi neydi? Alaaddin Paşa. Ve İskan politikası ilk defa uygulanmıştır. İskan politikasını bir önceki videomuzda zaten ayrıntılı olarak işlemiştik arkadaşlar. Sultan 1. Murat dönemi ilk olarak unvanıyla başlayalım. 1. Murat'ın kullandığı unvan Hüdavendigar'dır arkadaşlar. Bu dönemde Germiyanoğulları toprakları çeyiz yoluyla alınmıştır. Hamitoğulları toprakları ise parayla satın alınmıştır. 1363 yılında Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınmıştır. 1364 yılında ilk Osmanlı Devleti Haçlı Savaşı olan Sırp Sındığı Savaşı yapılmıştır. Sırp Sındığı Savaşı'nın diğer ismi arkadaşlar Sırpların Kırıldığı Savaş olarak da geçer. Neden? Çünkü çok sayıda Sırplı burada telef ediliyor arkadaşlar. 1371 yılında Çirmen Savaşı ile Sırpları yeniyoruz. Ve 1387'de bir bozguna uğruyoruz arkadaşlar. Piloşnik'te Osmanlı Devleti yeniliyor arkadaşlar. Daha sonra 1. Kosova Savaşı ile Haçlılar yeniyoruz. 1. Kosova Savaşı bizim için önemlidir. Bazı özellikler ortaya çıkmıştır çünkü. 1. İlk defa top kullanıldı. 2. Türk bayrağının şekli 1. Kosova Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. 3. İlk defa büyük bir Haçlı ordusu bozguna uğratılmıştır arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı'nda savaş yapılıyor ve 1. Murat meydanda gezerken arkadaşlar Miloş isimli bir Haçlı ordusu askeri tarafından şehit ediliyor. Ve arkadaşlar savaş meydanında şehit edilen tek Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. Şöyle kısaca toparlayalım. 1. Murat'ın kullandığı unvan Hüdavendigar.
toprakları çeyiz yoluyla alınan Germiyanoğulları, toprakları parayla satın alınan Hamitoğulları. Daha sonra ilk Osmanlı-Haçlı Savaşı olan Sırp Sındığı Savaşı'nda neden ismi Sırp Sındığı dedik? Sırplara kırıldığı savaş olduğu için. Peki 1. Kosova Savaşı bizim için önemliydi. Neden? İlk defa top kullanıldı, Türk bayrağının şekli ortaya çıktı, ilk defa büyük bir Haçlı ordusu bozguna uğratıldı demiştik ve 1. Murat 1. Kosova Savaşı'nda şehit edilmiştir arkadaşlar. 1. Murat zamanı diğer özelliklere bakalım. İlk defa veraset sistemi değişikliğe uğramıştır. Hatırlarsak ülke ailesinin, hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayış yerine 1. Murat ne demişti? Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Ülke hükümdar ve çocuklarındır anlayışını getirmişti. Pençik sistem uygulandı 5'te 1 oranında. Kaz asker, defterdar ve sadrazam makamları oluşturuldu. Kapıkul Ocağı kuruldu. İlk defa maliye teşkilatı kuruldu. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur arkadaşlar ve manastırdadır. Peki şöyle hemen toparlayalım. İlk veraset değişikliğini kim yapmıştı? 1. Murat. Burası önemli çünkü. Ne demiştik? Ülke hükümdar ve oğullarınındır. Kaz asker, defterdar ve sadrazam makamları oluşturuldu. İlk defa maliye teşkilatı kuruldu ve Rumeli Beylerbeyliği manastırda kurulmuştur arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt dönemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Karamanoğulları ile yapılan Frenk Yazıt Savaşı ile Yıldırım unvanını almıştır. Çok hızlı şekilde hareket ettiği için. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni geniş ölçüde sağlamıştır Yıldırım Beyazıt. Bursa'da hastane açmıştır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır arkadaşlar. Bu kuşatmaya yardımını sağlaması için Anadolu Hisarı diğer ismiyle Güzelce Hisarı yaptırmıştır. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u tam 4 defa kuşatıyor arkadaşlar. Ama bu 4 kuşatmada başarısız oluyor. Peki neden? Şimdi Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatmaya gidiyor. Anadolu'da Karamanoğulları isyan ediyor. Şimdi kuşatma var. Ülke içinde isyan var. Ne yapıyor? Kuşatmayı kaldırıyor. İsyanı bastırıyor. İsyanı bastırıyor. Bu sefer tekrardan hazırlık yapılıyor. Bir daha İstanbul kuşatılmaya gidiyor. Bu sefer Karamanoğulları bir daha isyan ediyor. Geliyor bu sefer isyanı bastırıyor ve tekrar İstanbul'u kuşatmaya gidiyor ama bu sefer de Haçlılar saldırmaya başlıyor ve 1396 Haçlı ile Nibolu Savaşı yapılıyor. Bu savaşı yine kazanıyoruz arkadaşlar ve bunun üzerine Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u yaptığı 4 kuşatmada başarısız oluyor. Peki bu 4 kuşatmanın da başarısız olmasının sebepleri nelerdir? 1. Karamanoğulları'nın 2 kere isyan etmesi ve 1396 Haçlı ile yapılan Nibolu Savaşı'dır arkadaşlar. Daha sonra Orhan Bey'e Sultan-ı İklim-i Rum unvanı verilmiştir arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı ile devam edelim arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında yaşanan 1402 Ankara Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Anadolu'da yaşayan beylerin Timur'u Anadolu'ya davet etmesi. Celaloğlu Ahmet ve Kara Yusuf Timur'dan kaçıyorlar ve Osmanlı Devleti'ne sığınıyorlar arkadaşlar. Ve Timur bu Celaloğlu Ahmet ile Kara Yusuf'u Osmanlı Devleti'nden istiyor. Fakat Osmanlı Devleti bunları vermiyor. Daha sonra Timur ile Yıldırım Bayezid arasındaki karşılıklı tahrik edici mektuplaşma ve Timur'un da Yıldırım Bayezid'in de tek düşüncesi var. Türk dünyasının lider olmak istiyorlar. Bir lider lazım ama iki tane lider var. Bunun sonucunda ne oluşuyor? Savaş çıkıyor. Savaş Osmanlı Devleti kaybediyor arkadaşlar. Timur kazanıyor ve gelelim savaşın sonuçlarına. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor. Doğu'da yeni rakibimiz artık Akkoyunlar oluyor. İstanbul'un alınması tam 50 yıl gecikiyor arkadaşlar. 1402 ile 1413 yıllar arasında tarihte Fetret Devri olarak geçer arkadaşlar. Fetret Devri denme sebebi ise Osmanlı şehzadeler arasında yaşanan taht kavgaları sebebiyle. Ve Timur Mustafa Çelebi'yi yanında giderken Semerkant'a götürüyor arkadaşlar. Çelebi Mehmet arkadaşlar Fetret Devri'ne son veriyor ve kardeşlerini yenip tahta geçiyor. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak geçer. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tekrar sağlamaya çalışmıştır. Bu dönemde Venedik ile Çalıbeydeniz Savaşı yapılıyor ve kaybediliyor. İlk dini toplumsal isyan olan Şeyh Bedrettin İsyanı yine Çelebi Mehmet zamanında çıkıyor ve Düzmece Mustafa İsyanı çıkıyor ve isyan bastırılıyor arkadaşlar. İkinci Murat ilk olarak unvanıyla başlayalım. Birçok hayır yaptığı için İkinci Murat hayır babası unvanı ile de bilinir arkadaşlar. Macarlarla Osmanlı arasında Edirne-Segedin anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti ile Macar Devleti 10 yıl boyunca savaş yapmayacak. Ve bunun üzerine hani 10 yıl savaş olmayacak ya 2. Murat'a diyor ki artık ben tahta oğlum 2. Mehmet'e bırakayım biraz dinleneyim. Şimdi Macarlar bakıyor tahta küçük bir çocuk var. Hemen ne yapıyorlar?
tekrar saldırıyorlar. Bunun üzerine Varna Savaşı yapılıyor ve Varna Savaşı'nda Osmanlı Devleti Macarları tekrardan yeniyor arkadaşlar. Bu dönemde ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe isyanı çıkmıştır. 1448'de Haçlılarla İkinci Kosova Savaşı yapılıyor arkadaşlar. İkinci Kosova Savaşı bizim için önemlidir. Neden? Balkanlarda kesin olarak Türk hakimiyeti sağlanıyor. 1683 Viyana kuşatmasına kadar arkadaşlar, İkinci Kosova'dan sonra Türkler taarruza, Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir. Şimdi bir şifremiz var arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Haçlı arasında yapılan savaşların şifresi. Sınav 2'dir. S'den kastımız Sırp Sındığı, I'dan kastımız 1. Kosova, N'den kastımız Niğbolu, A boşta kalır, V'den Varna, 2'den kastımız 2. Kosova'dır arkadaşlar. Kanala abone olarak videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Instagram adresimiz 1 dakikada KPSS tarih arkadaşlar.